Herkese selamlar. Bir başka makam geçkileri videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu haftaki konumuz mahur makamı ve ilgili geçkileri olacak. Öncelikle mahur makamı neydi onu bir hatırlayalım hemen. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve yanındaki bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımı çevrenizde, arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok memnun olurum. Görüşlerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Mahur makamı hatırlarsınız, yine şuraya bir yere bırakırım onun videosunu da. Bu fa diyezden kaynaklı bir yapı. Sol sesinde yani gerdaniyede kalan fa diyezi dik bastığımız, 5 koma bastığımız ve si'yi natürel bastığımız bir yapı. Bu yapı şöyle, bir hemen örnek vereyim. Cümlelerden oluşan, bu tarz şeyleri kuran, cümleleri kuran ve fa diyez dediğim gibi biraz dikçe basıp kendini gerdaniyede, sol sesinde bırakan melodiler mahur oluyor. Hemen buraya küçük bir parantez açayım. Mahur'un yeni yeni benim de detaylıca inceleyip biraz fark ettiğim bir şey. Mahur'un iki tipi var. Yani iki tip çalım şekli var. Her ne kadar mahur, natural ve 5 koma fa diyez yazılsa da bir ekol tarzı diyeyim. Cemil Bey'den gelen, işte Mesut Cemil, Necdet Yaşar devamı olan ekolde. Burada dik basmıyorlar genellikle. Özellikle mesela Necdet Yaşar'ın Mahur Taksim'ini dinlerseniz bayağı rast çalıyor aslında. Yani gerdaniyede bir rast yapıyor. Sonra Hüseyinileşiyor. Hüseyinileştiriyor. Nevaya attıktan sonra hatta şu si la sol fa sol rasttaki çektirmeyi de yapıyor. Bu bir versiyon. İkinci versiyonda bildiğiniz gibi tamamen yani şey gibi, do majör gibi. Bütün arızalar yok. Sadece fa'yı dik basıyoruz. Yine Hüseyin'i yapıyor. Mi sol fa. Fa diyez yine dik. Mi sol fa mi re mi re do si re do do si la la si. Natural. Si la la sol sol fa mi fa sol. Fa diyez de yine 5 koma geveş perdesi basılarak yapılan bir versiyon. İkisinin de temel yapısı şu. Yukarıda, yani bu sol üzerinde ya rast ya mahur işte dediğimiz şeyi yapıyor. Bunun genel ismi zaten mahur. Yani tizde bir rast yaptığınızda veya hani si natürelli veya si segahlı. Yani melodik yapı tamamen aynı. Birebir aynı. Sadece komalarda farklılık var. Biraz daha pes veya tiz. Olay orada değişiyor. İkisi de bence okey. Durumuna göre, bence melodinin durumuna göre, yani melodiye göre bu baskıları değiştirmemiz gerekiyor. Mahur biraz böyle ortada. Hani çalarken karar vereceğiniz veya melodik yapıya göre karar vereceğiniz bir makam. Bunun daha net açıklamasını yapacağız. Yakında arkadaşımlara bir kitap hazırlıyoruz. Makam kitabı. Bununla ilgili açıklamayı yapacağız. Fakat şimdilik böyle iki taraflı olduğunu bilin. Natürelli de, bemollü de. Yani pes olan tarafı da var, tiz olan tarafı da var. Cümlesine göre şimdi mesela yine zevrak-ı dönüm kırılıp kenara düştüğünde hüzzam geçkisi var. Şimdi hüzzam geçkisi varken siz o fa diyezi dik basamazsınız. Zaten basmamanız da gerekir. O zaman hüzzam olmaz. Veya içinde çok bariz bir Hüseyin'i yapıyor. Yani şu hatta çektirmesi bile var o melodinin. Yani o çalarken onu hissediyorsun veya notayı okurken onu hissediyorsun. Eğer bu varsa orası 5 koma değil. Yani bunlar Türk müziğinin veya makamsal müziğin güzellikleri. Melodiye göre biraz da komaların şekil değişmesi. Şekil değiştirmesi. Yani 1 koma olur, 2 koma olur veya tersine 5 koma olur. Hani
bu tarz şeyler melodinin içinden çıkılacak şeyler. Mahmur makamı da biraz öyle bir makam. Mahmur makamı devamında ne yapıyor? Mahmur yaptı diyelim. Mahmur yapıyor veya rast yapıyor işte Gerdaniye'de. Sonrasında kendini Hüseyin'e bırakıyor. Küçük bir Hüseyin'e dokunuş var Mahmur'un içinde. Hüseyin'den sonra geldiği nokta do, yani çargah. Bu çargah... geldikten sonra artık o do, si, la, sol aralığı kalıyor. Burasını yine mahurlu alabiliyor ki bu nigar aslında onu da yeni fark ettik, yeni keşfettik diyelim arkadaşımla. Bu nigar, bu do, si, la, sol, la, si, do, si, re, do, do, si, la, sol, fa, sol. Bu yapı nigar, nigar eserlerde var. Ya böyle mahurlu iniyor, nigarlı iniyor ya da rastlaştırıyor. Re mi re do si re do do si la sol fa mi fa sol la si la sol fa sol gibi bir cümleyle sole iniyor. Temel yapı bu. Bunu ilerleyen zamanlarda netleştireceğiz. Daha net bir tarifini mutlaka bulacağız. Çünkü bu kadar karışık insanın kafasını karıştırıyor. Bizlerin bile kafası karışıyor. Çalanların kafası karışıyor. Düşünün. Onun için şimdilik bu böyle arada ikisinin arasında olduğunu bilin. Eserine göre mesela Cumhuriyet sonrası yapılmış besteler %90'ı neredeyse dik. Evet, o fa dik, fa diyez dik, si natürel. Ama eski bestelerin bazılarında o melodik yapıdan o si'nin işte si, la, sol, fa, sol istediği belli oluyor. Veya sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, sol, ya, sol, fa, mi gibi sol, fa, mi bu fa'yı Hüseyin'deki gibi pesleştirme. Çünkü Hüseyin'i yapıyor yani. Cümle Hüseyin'i yapıyorsa Hüseyin'i baskılarıyla çalmak gerekiyor. Orada mahur perdesinde ısrar etmemek gerekiyor. Önemli olan o notanın solde kaldığı zamanki sol fa sol la si la sol fa sol. Buradaki fa diyez önemli olan. Orası çünkü mahur. Çünkü mahur terkip bir makam. Yani basit bir makam değil. Onun için birçok makamın birleşiminden oluştuğu için bu tarz şeyler olası. Diğer makamlarda da aynı şekilde. Terkip makamlarının hepsinde bu tarz şeyler var. Şimdi bu basit yanıydı. Şimdi geçkilerine bakalım. Geçkiler bu baskılarla çok ilgili. Hemen onlara bakalım.